Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de uyananlar sizin, olmayanlarda da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Güzel bir haftaya başladık artık. Güzellikler bizim olsun. Dileklerinizi bilmiyorum. Siz yüreğinizdekine odaklanın. Bakalım neler söylüyor fincanımız bize. Şöyle hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de güzellikler e, doğru enerjiyle gelsin diyelim. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. O çok güzeldi yalnız biliyor musunuz? Şöyle açarken o vakumu hissettim ve çok güzel büyük oranda sıkıntınızı açtığınızı göstermiş. Ve zaten e, falanızın ortasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir öbek resmen açmış. Ya siz büyük bir sıkıntı atlatmışsınız. Geçmiş olsun. Sanki şey gibi. Hani böyle Allah korusun. Şimdi kötü bir örnek vereceğim ama. Az daha şu engel oluyormuş ama kurtulmuşsunuz gibi. Böyle sanki eyvah gaz açık unuttum. Ah iyi ki de işte falan. Hani böyle vardır ya bir felaket senaryosu. Nun olmamasıyla ilgili böyle o yürek ağza gelmiş hop diye durmuş gibi görünmekte. Yalnız koca bir balinanın balinanı yalnız. Bir büyük bir balina var. Bu balinayı ay şu an çok yalnız değişik bir şekil görüyorum. Arkadaşlar süt sağan biri var ama bu bir balina. Bu balina da ciddi anlamda zayıflamış. Söğüşlenmiş. Bir deri bir kemik. Balık tamam. Ay ayak balık kısmı tamam. İyi ama birisi sağmış sizi. Ve sanıyorum ki siz bu gidişatı bir dur demek istemişsiniz ve sonunda durmuşsunuz. Yani durmuşlar biliyor musunuz? Çok net ardı ardına dualarınız var burada. Büyük oranda sizin olan yani bir arsa var. O arsada sizin de hakkınız var. Israrla vermiyorlar. Düşünsenize. Üç kardeşsiniz ikisi almış size yok diyorlar falan. Böyle ardı ardına gelen kaygılanma durumunuz da var sizin burada çok net bir arabaya biniyorsunuz. E, bu arabayla eee Bu arabayla alakalı da şunu söylemek isterim. 1 2 3. Yok 3'e kadar 3 kere gideceksiniz. 3 kere görüşeceksiniz. 3 arabayla ilgili 3 konu don, don, konuşma, düşünce. Böyle şey gibi düşünün. Ee, aşamalı olmuş arkadaşlar defalı olmuş yani Ke, keza işte kezli olmuş bir kez daha bir kez daha bir kez de bir defa daha bir defa daha sonrasına baktığım zaman anahtarınızı görüyorum ama çok çalış kalmış iletişim Sizlik var burada ya. Siz bunun için üç kere gitmişsiniz ya o taraftan bir hamle yok. Yolun sonunda da diyorlar ki ya biz sana söylemedik mi? Söylemedin arkadaşım bu benim hakkım zaten sen hangi haklı alırsın diye bir isyanınız var. Resmen iletişimde kalamamak var. İletişememek var yani burada. Konuşamıyorsunuz. Daha doğrusu o insanlar sürekli e, bu konuşmaktan kaçan görsellerde gibi. Ya da işte ne diyelim onu biliyor musunuz? Ciddi anlamda bak bu para senin paran arkadaşım senin burada bir zaten sıkıntılı gördüğün öbekte burası alacaksın bak e, paranla alakalı belirsizliklerin konuşmalar her ne olursa olsun ciddi anlamda alıyorsun alacaksın yapıyorsun yapacaksın demiş yani ne yaşarsan yaşa kalbin yarım kalmış evet beklemediğin bir insanmış hiç ummadığın bir durummuş istemediklerini yaşamış olabilirsin ama sonuç itibariyle burada aslında yapman gereken şey tamamen e, hallettim ya diyeceksin. İşi resmiyete dökeceksin. İki kişi konuşuyorsun. Hiç ummadıkların olmuş. Hatta hiç ummadıklarından olduğu için de kalp kırgınlığın çokça büyük. E ama bir şekilde birileri gelip sana anlatıyor işin iç yüzünü. E diyorsun ki madem ben bu kadar değerli değilim o insanlar arasında. Tamam o zaman ben de işimi istediğim gibi ya da olması gerektiği gibiye dökeceğim diyorsun olması gerektiği gibiye döküyorsun bu hafta imza atarsın iş değiştirirsin yani senin yıllardır çalıştığın sen diyorsun ki ben yıllardır buradayım emektar var emeklerim var benim işte bak hani bir abilikte gördüm ablalıkta gördüm neyse ne yani o kişiyle Ya ama o da senden gördü kardeşliği ya da abiliği yani bu durum karşılıklıydı bir tek senin mi vefa borcun var Dediğim bir şey bu. Çünkü 3 kişi e, gayet net e, ikisi alır sana da vermez gibi bir görsel var. Ve burada sadece senin vefa koşturduğun var yani. Sadece vefa borcu kalmış. Şimdi şöyle ki Hmm. Resmiyete bakar mısınız? Üç defalık olan işte alacağın evrakların var. Dosyaların üst üste koymuşsun. Ve Nisan ayı senin kurtuluş ayın gibi olmuş aslında. Sen baya baya bu ne bayramdan sonra bu hafta şuna başlıyorum. Köprüleri yıkıyorum. Net bir şekilde almam gereken imzaları alacağım. Paramı da vereceğim. Odur budur dediğin kendince netleştirme zamanı de herkesin yüzünü ben ben buradan çıkacağım ama buraları da yıkmadan çıkmam doğru. Senin piyaz yani senin burayı e, pişirdiğin, e, yaptığın, düzenlediğin, yoğurduğun, ortaya çıkarttığın bir alan varken ne diye e, insanlara e, bırakasın ki deyip ben gidersem her şeyi de yıkar giderim. Yani aslında şu demek. Ben gidiyorum evet belki bir şeyleri artık bu düzen yıkılıyor ama kalanlar da hakkını ala ala kalacaklar. Doğru demişsin. Yani aslında benim düzenimin bozup da onların da çok hamakta sallanmasınlar yani. İki kişi düşünüp geriye geriye bakıyorsun. Nerede ne yapsak acaba diye. Nisan'ın sonuna kadar sürecek bir resmiyet. Hani gittim gideceğim istifa ettim edeceğim. Yüzleşmeler iki tane insanın kafa kafaya vermesi. Ortaya her şeyi dökmesi. Aile içerisinde büyük bir rahatlama durumu var. Aileyle alakalı olan sıkıntıları da hallediyorsun. Yani 3 kere 3 defa dediğim olay 3 tane konu bile olabilir. Ama neresinden bakarsan bak Mayıs ayı da Nisan kadar, Nisan'ın 15'inden sonrası kadar Mayıs ayı da hareketli geçiyor. Olsa da ıı, ay resmen şunu gördüm. Bak ailenin bütünlüğünü toplayacaksın. Mayıs ayının başı olur bu Nisan'ın sonu olur artık bilemedim 3-5 neyse Mayıs'ında ama bir yere koymuşsun insanları bir düzlükte toplamışsın. Dikdörtgen gibi görünen bir arsa tarla gibi göründüğün bir mal yatırım durumu var. Böyle köşeli bir arsadır oraya kat çıkılacaktır hepinizin payı vardır ama onlar sizden zaten esirgemişler sen onları gerçek yüzünü gördün ve açtın mahkemeni falan filan de, desen de. Sen burada iki kişisin. Karşındaki insanların hepsini beraber almışsın. Her bir konuda bir resmi ifade olduğu için Nisan, Mayıs hatta bana kalsa Haziran'ın ortasına kadar sürecek olan resmi döngün var. Her biri birbirinden başka. Birinde e, imza atacaksın, birinde belge alacaksın, birinde sertifika derdindesin, birinde işte mahkemeye verdin, birinde ne bileyim istifanı verdin, yeni bir iş, iş yeriyle anlaştın diyebileceğin durumlar söz konusu. Sen bu orduyu diyeyim, bu taraf tarafları diyeyim ya yani bir grup insan almışsın. iki kişi de kenara çıkmışsın. Arkadaş yok mu sizin ya yani yüzsüz müsünüz diye bütün içindekileri öyle bir kusuyorsun ki insanların aydınlanma zamanı gelmiş desem yerim. Etrafındaki insanlar şaşkıncısına bakmaya devam ederler mi? Evet ama çok da umursamazsın. E çünkü artık bir e, sütten yandığı için artık e, böyle bir kullanıldığın için Sömürüldüğün için. Ayrını da üfleye, üfleye içmek en doğal hakkın. Seni seven ve senin iyiliğini isteyen insanların zaten böyle bakması gerektiğini düşünüyorsun. Seninle ilgili kendince ön yargıları olan insanları da hayatında artık istemediğini söylüyorsun. Çok da haklısın. Nelerini silmişsin, bunu mu silmeyeceksin deyip sana hata yanlış yapan kişileri gerekirse hayatından çıkartıyorum diyorsun. Ve evet, kesinlikle karşıt konuştuğum bir sürecin de var. Ve sonunda <laughs> dans ettiğini görüyorum. Güzel bir kutlama bu biliyor musunuz? Büyük oranda rahatlamaya, mahkemem ne olur güzel sonuçlar alırsın peki ikinci konunu olacak oradan da olumlu sonuç alırsın kademe kademe olacak kanırtmışlar evet birçoğunu aşmışsın kalanını da aşacaksın inancında bu anlamda tam zaten başlamış karışıklık resmen dinleniyordum vallahi 9 gün bana iyi gelmişti ramazanda insanlar biraz biraz olsun şu iğnelerini e, çıkartmıyorlardı. Çenelerini sıkı tutuyorlardı. Bu Ramazan'ın bitmesiyle başlayacak galiba falan diye korkuyorum demişsin resmen. E biraz bu karışıklığı hissedeceksin falına da yansımış. Ama en azından sen kendi çizgilerini de oluşturduğun için şey diyebilirim sana burada. Tamam sen bak şimdi bak çok ne çekik gözlü bir insan var burada. İkili konuşmaların çok devam ediyor. Karşılıklı konuşuyorsun eşinle. Eşinin ayağının altında bir tane haber gelmiş. Bu haber şuradaki karışıklıkla alakalı. Senin annen benim annem taraf yapmışsınız. Yapmayınız. Senin abim benim abim tarafı yapmayınız. E, herkesin hayatında ailesel sıkıntıları farklı zamanlarda olabilir. Boşu boşuna birbirinize mahcup kalırsınız. Bugün kendi annemle ilgilendiysem yarın onun da annesiyle ilgilenmek gerek edebilecektir. O da kendi annesiyle ilgilenecekse dahi sonuçta senin annenle ilgilendiğim lafını söyleyen bir eş kendi annesiyle ilgilenmeye geldiğinde utanır. Birbirinize utanacak tavırlar sergilemeyiniz demiş burası. O karışıklığı da atlatacaksınız. Nitekim günün sonunda iki kişi olarak yola devam ediyorsun. O yüzden çok kırmasa niye edersin. <laughs> çok iyi değil mi? Doğru çünkü. Yani çok kırmasan niye edersin. Şimdi yüreğinin ortasındaki bu sıkıntılı, bu işte kargaşa çok insan var. Herkese bir şeyler söylüyor. Bak 1, 2, 3. Ha, bu insan bu insandan özür diliyor yalnız. Ne olur deyip ayaklarına kapanıyor. Bu insan eli kolu uzun bir insan. Buradaki ikiliye bir şeyler söylemeye çalışıyor. Sen buradasın eline bir kitap almışsın. Sanki bir şey kitap tam bir şey okuyorsun. Kanunları okuyorsun mesela. Bir şey okuyorsun bu kalabalığa. Baka baka. İşte bir şey kanunu böyle der. Bir şey şu böyle der. Bir açıklama mı? Sonuç mu açıklarsın? Kendini mi anlatırsın? Bilmiyorum ama. Sonuçta burada birilerine bir şeyler anlattığında kesin. İş hayatında o kadar çok net senin bir şeyleri başarmanla ağzı böyle bak ağlama ifadesi var ya. Daha ne olsun şurada ağlama ifadesi var. Şuradaki ağlayanı görüyor musun? Nasıl mutsuz. E sen başarılısın. Herkes her şeyi yapamaz. E sen de bu insanlara ben ne kadar da başarılıyım bak deyip de kanırtmıyorsun Bırak o insanlar kendi hayatlarında yaşaması gerekenleri yaşasınlar. Sen de başarılarını insanların gözüne sokmadığın için onlar zaten kendi eksiklerini fark edecekler. Birinci sen sen yapacak hiçbir şey yok. İkinci derdine yansın. Dediğim bir tutumum var biliyor musunuz? O yüzden bereketiniz açık. Sizin yükselişlerinizle ilgili mutsuz olanlar var ama sizin derdiniz burada bereket evlilik bile değil. Sadece hanenin ortasındaki anlaşmazlıklar hakkınızı yiyenler bana bunu nasıl yaptılar falan gibi. Dertlerinizin de azaldığını biliniz en azından ciddi anlamda. Rahatlamaya doğru evriliyor orası. Onu söyleyebilirim açıkçası. Güçlü bir tutumunuz var arkadaşlar. Karakteriniz güçlü. Size yaşatılan sıkıntılarınızın geçecek olduğunu biliniz. Yola devam etmeniz gerektiğinin farkındasınız. Eee, hakkınızı almaya devam edin. Hiç de tabii ki de millete bağışlamak durumunda değilsiniz. Kendi hakkınız olan kısmı ile ilgili. Şimdi iş yerinizdeki mücadelenin sonrasında ağlayan mutsuz yüzler görüyoruz. Neden? Bak şurada da mutsuz bir yüz gördüm. Burada da mutsuz bir yüz gördüm. Seni burada lider görüyorum zaten. Bu da evlilik kartı, kutlama kartı. Sen burada rızkını arttırdıkça evindeki insanlar senin adına çok mutlu olurlar. Senin burada bir yükselişin var. Ast üst ilişkilerinize göre belki de bir terfi aldın. Tayinin çıktı vesaire ama senin ailen, çevren, seni sevenler iş yerindeki büyüklüğün yücelmen için senin adına kutlamalar yaparlar. Yüreğinin ortasındaki sonunda lider olduğun, senden özür dileyecekleri, ikili ikili insanların arkandan konuştukları, birilerinin çok net atapat olup iş karıştırdıkları, karışık olan içine de içine inmeler inen o konuyla alakalı. Sen mevcut yerini kolla, o kadar. Geri kalanına karışma. Bak diyor ki sen var olan alanını kolla. Kim ne yapıyor boşver, onların da üzülme, kendi alanını kolla yeter. Evlilikle ilgili de bak birilerinin bir şeyler söyleyerek sonunda iki kişinin yoluna devam edecek oluşu, sen haklı çıktın. Söylediklerin gerçekleşti. Bunca o, o konuşanlar var. Vır vır vir vir'ler var. Boş ver takılı kalma. Sen yolunu açıyorsun. Haklı olduğunuz patlıyorsun. Alnın ak başın dik yoluna devam ediyorsun. Dedi. Bence de bir ilişkiniz var ve devam edersiniz. Onunca curcunaya rağmen diyorum ve görebiliklerim bu kadar. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum olmaya da devam edeceğim. Güzel bir hafta olsun inşallah. Bayram atlattık, tatil atlattık derken hayat kaldığı yerden mücadeleye devam etmekte. Elbette ki bugünkü sıkıntılarını bilmiyorum. Ama hak yerini buluyor bunu biliyorum. Kendim de tecrübe ettim onu da söyleyebilirim. Ama sonuç olarak çevrende de tecrübe edenleri de biliyorum. Yani o yüzden senin derdin nedir bilmem ama benim de dertli olduğumu unutma. Burada birbirimize iyi geliyorsak ne mutlu bize. Benim için çok kıymetli iyi ki varsınız sizlerde ve de arkadaşlar tabii ki de ben de olmaya devam edeceğim sizlerin müsaade ettiğiniz kadarıyla e çünkü ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. Burada tek başıma konuşmaktan değil de sanki nasılsın ne yaptın o işi diye haber bekliyormuşum gibi hissederek sizi de karşımda olduğunuzu düşünerek bakımlarıma devam edebildiğim için varım var olmaya ancak bu şekilde devam edebiliyorum. O yüzden benim için destekleriniz çok çok kıymetli. İyi ki sizler de varsınız. Teşekkürün en büyüğü sizlere. Bugünkü derdinizi gerçekten bilmiyorum. Dermanını Rabbim veriyor ama onu biliyorum. Millet kul kurar, kader güler. Millet arkandan konuşa dursun. Sonuç itibariyle sen akışta kalmak durumundasın. Kabullenmek durumundasın. Sınavının farkındaysan al dersini yoluna devam et. Birileri yapmıştır, birileri yüzündendir. Vah garibim o da vay haline. Sana yaşattıklarının aynılarını yaşayacak. Sen de göreceksindir ömür verdiği takdirde Rabbim. Çünkü yani yarına kalır ama yanına kalmıyor yaşatanın. Aynısını yaşamadan göçmüyor bu dünyadan. Sağlık olsun yeter ki dertlerini tek tek aşacaksın ya sabır diyorum. Sağlığın yerindeyse arkadaşlar gerçekten diğerleri anlamsızlaşıyor sağlıkla sınandığın zaman. O zaman çok şükür demek ki daha yiyecek rızkın var, ekmeğin var ki nefes almaya devam ediyorsun sabır etmek durumundayız umutsuz olmayın yarınki kapılar neleri açılacak Allah biliyor ve yarın sizlere gösterecek o yüzden yaşattıklarına bakmayın o insanların ne yaşattılarsa size Allah'a havale edin diyorum yap sen iyiliğini at denize elbette ki dönüşüp seni bulacak o bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.